Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından Kolon ve Kirişler herkesin odak noktası haline geldi. Adana'da işte hemen önünde bulunduğumuz otoban bağlantı köprüsünün altındaki Kirişler de muhtemel bir darbe sonucu ağır hasar almış durumda ve sürücüler için büyük bir risk oluşturuyor. Şu anda otoyol köprü bağlantısında bulunuyoruz. Bu köprü öngermeli beton bir köprü ve köprüde şu anda bir ağır hasar var. Bu muhtemelen bir yüksek tonajlı bir aracın çarpmasıyla oluşmuş olan bir etki. Bu öngermeli kirişler otoyol köprülerinde yaygınlıkla kullanılan köprüler. Şu haliyle kullanması son derece tehlikeli çünkü bu öngermeli kirişler içerisinde yüksek mukavemetli çeliklerin olduğu, aslında 7 telli kablo dediğimiz kabloların bulunduğu bir sistem. Bu kablolarda çok büyük gerilmeler var. O kabloların birkaç tanesi zaten kırılmış olduğu görünüyor. Dolayısıyla şu haliyle kullanılması son derece sakıncalı. Köprü şu anda üst geçitle kullanılıyor. Yani köprünün üzerinden ağır vasıtalar da geçiyor. Dolayısıyla bu halde kullanılması durumunda büyük bir risk var. Aslında beton muhtemelen iyi kalitedeydi. Bu Türk kirişlerde genellikle C30 üzerinde yüksek mukavemetli olabilecek kadar betonlar dökülüyor. Fakat burada çarpma etkisiyle bu köprü kirişleri son derece narin kirişler. Geniş açıkları geçmek için, özellikle çok geniş açıklıklar, uzun açıklıklar için kullanılıyor. Ama bu çarpma etkisiyle beton gövde kısmı parçalanmış görünüyor. Dolayısıyla donatıların arasında bir miktar beton elemanlar var ama onlar araçların üzerine de düşebilir. Köprü bu haliyle komple de çökebilir. Yani kiriş elemanları çökebilir. Çünkü yan yana kiriş elemanları birleştirerek köprü oluşturuluyor. Dolayısıyla buna dikkat etmek gerekiyor. Ya risk tabii ki her zaman olabilir ama şu anda depremsiz hali zaten riskli. Bu haliyle kullanması depreme gerek yok. Mevcut hali can güvenliği açısından son derece riskli. Bir an önce bunların köprü kirişlerinin yeniden tamir edilmesi gerekiyor, yapılması gerekiyor. Aslında şu anda onarım ya da güçlendirme mümkün görünmüyor gibi görünüyor. Dolayısıyla bu kirişlerin bir an önce yerinden çıkarılarak yeni baştan kiriş yapılması lazım. Tabii ki şu anda ağır hasar. Yani köprünün ana taşıyıcı eleman dediğimiz kirişlerinin kabloları kopmuş durumda. Tabii hepsi değil, bir kısım kablolar. Ama bu durumda da doğru değil. Özellikle Amerika'da standart tipte köprüler kullanılıyor. Köprü kiriş kesitleri kullanılıyor. Mesela burada gördüğümüz kirişler I kesitli kirişler. Bu kirişler sabit kesitli olarak tasarlanırsa mesela tip 1, 2, 3, 4, 5 gibi. Benim bu konuda bir çalışmam var. O zaman o köprüleri hızlı bir şekilde kiriş kesitlerini üretmek ve yerine monte etmek son derece mümkün olabilir.